Maxi Gomez deniyor, Sörloth deniyor. Yani bir santrafor transferi de yapılacak. Yavaş yavaş o konuya da değinmek istiyorum. Şeylere göre. Yani orada durum enteresan Aykut. Ben de şimdi ikilemde kaldım. Yıllardır hep şunu söylüyorum. Başkan diyorum. 4 transfer yapma. Bir tane santrafor al. Bir tane santrafor al. Yani problem yaşanı. İşte Ersun Hoca dönemi. Geçen sene dönemi. Erol Bulut dönemi. Geçen sezonki dönem İsmail Kartal'ın dönem. Yani skorer bir oyuncunun olması böyle rakibi tehdit eden kırılma anlarında skor yapan bir oyuncusu olsaydı Fenerbahçe'nin. Yani bu şampiyonluğu 2 sezon önce kazanmış olacaktı bence. Belki de. Aldıkları santrafor transfer ettiler mi ettiler ama hiçbirinden faydalanmadılar. İşte Samat da ortada, Slimani ortada. Frey transferi var. İşte Serdar Dursun taşıyabilir mi, taşıyamaz mı çocuk? Allah'a var. Elinden geleni yapmaya çalışıyor ama yetenek olarak belirli bölümlerde. O nedenle Berişe var, bravo dediğin gibi. O nedenle bu sezonun santrofor kararında işte gelecek vadeden beklentisi yüksek bir oyuncu alalım olmaz. Olmamalı. Alıyor musun Maxi Gomez'i? Alıyor musun Sörlot'u? Al. Ama işte bu çocuk çok genç, parlıyor. İşte Belçika'da da, Hollanda'da da şöyle bir şey yaptı. İşte o oyuncuyu getireceksen hiç getirme. Bu kadrodaki forvetler seni taşır. Yani o parayı oraya harcama. Ben bugün böyle bakıyorum. Çünkü Fenerbahçe oyununu buldu. Sağ olsun İsmail Kartal. O bir oyun kurdu. Jesus da o oyunu farklı bir şekilde eviriyor. İsmail Hoca pasla ceza alanına girmeyi, topun kendisine kalmasını isteyen bir teknik adamdı. Eğer kalsaydı o da hızlı oyunu deneyecekti. O yönde transferle yapıyor. Antrenmanlarında ona göre organize edecekti. Jesus da geldi. Bunun üstüne bir sistem kurdu. 4 transfer yeter derken 11 tane aldırdı. Belki 12. alınacak takıma. Yani istediği oyuncuları da alıyorlar hocaya. Hoca da sahada bunun karşılığını veriyor. Mesela Adana Demirspor maçında 60. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Zeiss ve Arao'yu oyundan aldı. Evet. Skor 3-2'ye gelmişti. Ya da 3-1'di. Neyse yani ama 3-2 gibi hatırlıyorum. İsmail Berol abi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani bir ön libero bir orta saha çıktı. İsmail ile Mert Hakan geliyor. Mert Hakan. Bu değişikliği yapmasının amacı dedi ki rakip yüklenmeye başladı bana. Benim bu maçı kazanmam için önce savunmam lazım. Bu iki oyuncu sarı kartla oynuyor. Önünde de yetenekli oyuncular var. Dolayısıyla kırmızı görebilirler o mücadele içinde. Ben şu orta sahanın bir sicilini temizleyeyim deyip sarı kartsız iki oyuncuyla o mücadeleyi devam ettirmek istedim. İşte bu Kurt Hoca taktiğidir. Şimdi oyunun nereye gittiğini görmek, kendini eline alamayacağını hissetmek. Beri taraftan 3-0'dan 3-2'ye geliyorsa bir rakip, sende ivme düşer, rakipte ivme artar. O bölümde tedbiri elden bırakmamak. Şey de yapabilirdi. Yani bu iki sarı kartlı oyuncuyu tutup işte Buruma'yı da atabilirdi. Daha ofansif bir oyuncu da atabilirdi içeriye. Ama bunu yapmadı. Ya da sistemi dörtlüye dönüp farklı bir yere de gidebilirdi. Ve istediğini aldı. Öyle veya böyle. Dördüncüyü de attılar. Çok önemli bir maçı. Birdenbire ters dönebilecek bir maçı. Kazanmayı başardılar. Yani şunu söyleyebiliriz. 2 ya da 3 pozisyon var değil mi? Altay'ın karşı karşıya kurtardı. Yani evet. Ama Onyekuru'nun çok fazla o kadar bindirmeleri olmuştu. Evet. Ama 2-3 pozisyonda rakip kalecinin karşı karşıya kurtardığı var. Tabii. Fenerbahçe adına konuştuğumuz zaman. Biz hep şeye bakıyoruz. Bardağın boş tarafını söylüyoruz. Söylememiz de lazım ayrıca. Yani bu kötü olsun diye değil, iyi olsun diye söyleniyor.
Ama oradaki mantığı anlamamız lazım. Fenerbahçe'nin gidişi orta sahasız bir oyuna doğru gidiyor. Yani direkt kaleye gitmek istiyor. Bir an önce kaleye gitmek istiyor. Bir oyun. Bu Beşiktaş'ta da var bu oyun. Onlar da bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama öyle maçlar gelecek ki topu da tutmanız gerekecek. Değil mi? Doğru. Yani topun daha çok sizde kalması, işte rakibin otobüsü çektiği anda kendi sahasına o boşluğu Ki bu bulmak Anadolu adına, deplasmanlarında çok yaşanacak muhtemelen. tabii o boşluğu bulmak adına pas yapmanız, o maçların da yaşanması gerekecek. Kasımpaşa maçında bunu bir yere kadar yaptılar. O işareti de verdiler. Ama 4'lü oynayan, 3'lü oynayan, 5'li oynayan, 2-6 ile oynayan, 2-8 ile oynayan, çift forvet oynayan, gerektiğinde bunu bire indirebilen, çok değişken yapıda ki sistemleri oynayabilecek düzeyde. Yani 2-3 pozisyonda birden görev yapabilecek bir oyuncu kadrosu. O nedenle Fenerbahçe hakikaten yani bu sezonu başkalaştıran bir takım olacak. O yönde gidiyor. Peki abi, şimdi programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. İzleyenlerimiz de senden transfer haberlerini merak ediyor. Ben biraz hızlı gideyim istersen olaya. Maxi Gomez mi Fenerbahçe'ye daha yakın sence? Sörloth mu? Valla şu önemli, maliyetleri. Yani bence iki oyuncuda da çok sıkıntı yok. Ama iki oyuncunun da ciddi bonservis maliyeti var. Yani o etapta zorlandığını düşünüyorum. Ya da o pazarlıkların sürdüğünü düşünüyorum. Ama hangisini tercih edersin dersen bana. Yani %50-50 tercih varsa ben Maxi Gomez'i tercih ederim. Yani Sörloth Türkiye'de çok önemli bir performans gösterdi. Önemli bir santrafor. Ama Gomez'i santrafor gibi kullandığınız kadar onun o hareketliliğinden de faydalanabilirsin. Maxi Gomez'i. Böyle daha çabuk Sörloth'a göre daha keskin bir santrafor, forvet tipi. Peki abi, bu şimdi biraz bilgiyle mi alakalı? Yani acaba sana gelen bir duyum var mı transfere dair, yoksa tamamen kendi görüşünden dolayı mı bunu Bu söyledin? yo, bu kendi görüşüm. Yani transfer duyumlarına bakarsanız Sörloth transferi daha olmak üzere. Peki.